Abdiye dayı kaldıktan sonra o caminin artan taşlarını camide yeni yapmıştı daha. Evet. Artan taşları orada o bayırdaki ev o taşlarına falan duvarının orayı ördüler. 3 ay sonra beni oraya göçtüm yani. Evet. Cami lojmanı olarak. Cami lojmanı olarak ondan sonra orada oraya vardım. Bu sefer rahmetli Yusuf dedi ki Hoca Efendi bu çocuklar okutmanın kolay dedi. Yusuf'un dedesinin babası mı? Dedesinin. Dedesi. Ebemin babası. Çocukları okutmanın kolaydı. Olacağım. Hayır dayı sen karışma. Ben dedim onları okutmak benim vazifem. Ben de severim dedim. Sen karışma. Köyde de bizim öğretmen geliyor ya bazen Mustafa. O da daha okulu bitirdi ilk okulu. Televizyonun kardeşi. Köyde. Ondan sonra onu da çağırdım. 3-4 talebe sizin babam daha küçüğüydü. Ondan sonra İsimleri söyle Talip hocam istersen. babam Ne en bir küçük. Şöyle de çok kısaydı. Kaç talebin vardı hocam? Dur, daha dur. Ondan sonra sizin çocukları aldım. Sadı Mustafa'yı geldiler. 5-6 talebe oldu. Geldim başım. Evet. Onlara başladım. Okulacak yer yok ama Bahar'ın caminin üst katında aşağı müezzinliği orayı böldüm orayı. Evet. Orayı böldüm. Kapı yaptırdım şeye. Ondan sonra Söylemiş sağ ol. bu üstte vardı ya bunu geldi. Sadık Usta. Sadık Usta mı? Sadık Usta. Yok yabancı. Ha, yabancı. Her şey yukarı. Dağ koydu. Sürelden mi? Burada ev var ya işte ne ustaydı neyse. Orada ufak yine bir şey oldu. Ondan sonra orada Allah kabul etsin. Ertesi sene 10-15 oldu talebe. Daha ertesi sene 20 oldu. Daha ertesi sene 25 oldu. Böyle öğlen ikindi yemeği terk ettim ben. Kuyumcuhaneydik o zaman başkan. O öğrencileri yemeğe açlık bu teyze yazılıp getiriyormuş. Köy kaç haneydi hocam köy? Köy o zaman 40 haneydi adı. Şahadet Merkez. Merkez. 40 haneydi tahminime göre. 40 haneydi. Mahalleler hariç değil mi? Mahallelerde cami var mıydı hocam, hoca? Başka, hey, vardı. Ali Beyli oraya gelirdi. Evet. Semişler'de de onunla da orada kılmaya başladılar Cuma'yı. Evet. Cuma'yı bayrama